şu anda ekranlarınızda, bu da an itibariyle daha bir 10 dakikalık bir paylaşım. Irak'ın kuzeyi, Pençe-kilit harekat sahası. O paylaşımda varsa sadece video ile kalmayalım arkadaşlar. Peki, onu da lütfen hazırlayalım. Milli Savunma Bakanlığı şu mesajla paylaşıyor bu görüntüyü. Kilit kapanıyor. Irak'ın kuzeyi, Pençe-kilit harekat sahası. Tekrar edelim. Milli Savunma Bakanlığı, kilit kapanıyor manşetiyle ekranlarınıza taşıdığımız 18 saniyelik görüntüyü paylaştı. Ve diyor ki Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Pençe-kilit harekat sahası, kilit kapanıyor. Hemen ondan önce yapılan paylaşımda bir yandan Irak'ta dün malum gece yarısı zaten Çağlar Hoca'yla da beraberdik yayında. 37 noktaya Kuzey Irak'ta hava harekatı gerçekleştirmiştik. Hatta Çağlar Hocam, bu acaba bir büyük harekatın, kara harekatın öncüsü mü diye sormuştum. Siz de zaten hani burada sürekli harekatlar düzenleniyor ama önemlidir demiştiniz. Şimdi peki o zaman bunu sorayım. Milli Savunma Bakanlığı kilit kapanıyor diyerek bu görüntüyü paylaşıyorsa ne anlama gelir? Şimdi onu... lütfen bir harekat 37 noktaya harekat... işte şu anda ekranlarda, elinize sağlık arkadaşlar. Ya bu önemli bir paylaşım değil mi? Bu çok net bir mesaj. Ya, dün akşam da ifade ettik Sayın Hanım. Yani 37 hedefim. Ben dün harita gelsin. Bir harekat haritamızı bir getirebilir miyiz arkadaşlar? En son işte Hakurk, Gara, Metina, Asos, Kandil, o hatta bir yani dün gece, tekrar edelim, 37 noktaya hava harekatı gerçekleştirildi. Evet. Şimdi efendim daha önceki bildiğiniz üzere Pençe-kilit harekatları 2019'dan itibaren Irak'ın kuzeyinde yapılan harekatlar ve bugüne kadar 7 harekat yapıldı. Ve Suriye sınırından başlayan Haftanin bölgesinden Metina, Gara, Avaşin ve Hakurk ağırlıklı olarak Basyan ve Zap. Sayın Milli Savunma Bakanımız da bunu ifade etmişti. Açık kaynaklardan olduğu için ifade ediyoruz. Neydi, onu hatırlayalım bir kez daha. Biz terörle mücadelemizi ve teröristle mücadelemizi yeni yöntemlerimiz gereği milli hudutların dışında yapmaya başladık. Yeni bir yöntemdir ve bunun uygulamasını da yapıyoruz. Sayın Milli Savunma Bakanımızın ifadesini aynen ifade ediyorum. Mahdut hedefli ve mahdut süreli değil, daha uzun, geniş alanda ve daha uzun süreli olan bir harekat. Beklenmedik. Daha geniş hızlı, kapsamlı, daha geniş kapsamlı ve daha geniş hedefler üzerine yapıldığını ve milli hudutlar dışında. Pençe-kilit harekatları efendim Haftanin, Metine, Avaşin, Hakurk ve Basyan Zap bölgesine yapılırken kilit bölgesi olarak dediğimiz Gara bölgesiydi. Yani şu anda kapatılması düşünülen bölge Gara bölgesiydi ve inşallah burası da kapatılarak buradaki terör unsurlarını yok edeceğiz. Bu bitecek. İkinci husus. Tank atışı, kilit kapanıyor. Tabii ki. Bu çok yani artık kapanıyor. O zaten söylenmişti Sayın Hanım. Az bir şey kaldı demişti Sayın eski Milli Savunma Bakanımız da yenisi de. Kapanıyor dedikleri bölge burasıydı. Bu bölge defalarca da söylemem, bir kez daha ifade edeyim. Binlerce mağaranın olduğu, çok da teçhiz edilmiş yerler buralar teröristler tarafından. O bölgede harekat yapmak belki de dünyanın en zor harekatını ve bu kahraman ordumuz bunu mükemmel ötesi bir disiplin anlayışı ve üstün yetenekleriyle bunu yapıyorlar. Ve hani o kilit kapanıyor kelimesinin altında binlerce kahramanlık öyküsü vardır. Ben sana heyecan verici yani bu kilit kapanıyor. Dün akşamki 37 noktalık hava harekatı, aynı 37 hedef vuruldu. Koordineli. Şöyle bir yay vuruldu dün gece. Bakın, şöyle. Onu da şöyle ifade edeyim. Dikkat edecek olursak bu alanda zaten Irak-Kürt bölgesel yönetimiyle konuştuktan sonra yapılan büyük bir ihtimalle birlikte harekatların icra edileceği istihbarat kaynaklarının iyi çalıştığı bir bölge olarak değerlendirebiliriz. Ama neden o tarafa? Bu bir tabii değerlendirme. Efendim bu bölgedeki kararlı harekatlarımız neticesinde terör örgütü Irak'ın kuzeyinden daha aşağıda bulunan Sincar, Mahmur ve Kandil bölgesine çekildi. Burada kendince teşkilatlama, düzenleme yapmaya çalışıyor. Bu bölgedeki ağırlıklı unsur kim? Bafel-Talabani'nin unsuru, yani Süleymaniye bölgesinde İran'ın etkisinde olan PKK ile koordineli olarak çalışan. Ki onlara bağlı 3 PKK'lı terörist Irak tarafından yakalandı. Ormanları kundaklayan onlardı. Turuncu kıyafetli. Yani dolayısıyla burada alınan istihbaratlar neticesinde bir kere şu var tabii bundan her şeyden önce. Irak merkez yönetimi ve Kuzey Irak bölgesi özellikle Barzani unsurlarıyla ve merkezi olan hükümetle birlikte çok koordineli harekatların ve bu konuda da kararlılık olduğunu görüyoruz. Evet, her ne kadar Irak merkezi yönetimi PKK'yı bir terör örgütü olarak henüz nitelendirmedi, yasaklı örgüt dedi ama baş belası olduğunu ifade etti. Bu da iyiye doğru giden bir ivme. Sonuç olarak Türk ordusu hiç tavizsiz, kararlı bir şekilde Türk Hava Kuvvetleri istihbaratlar çerçevesinde 37 hedefi ateş altına aldı. Bir, hem bununla da koordineli olarak büyük bir ihtimalle yapılan harekat planlamaları çerçevesinde zaten şimdi bir askeri yetkili, özellikle Türk ordusunda bir askeri yetkili bir ifade ettikten sonra o muhakkak sonuç alınır. Sayın Bakanımız, Sayın Komutanlarım bunu ifade ettilerdi. Ne demişlerdi? Buradaki kilidi kapatacağız. İşte az kaldı kapanacak.